Selamlar arkadaşlar, çok şeker örgüler. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Yakısı peluş, bebek yeleği modelinin anlatımı ile karşınızdayım. Bu güzel modeli ben de kanalıma eklemek istedim. Üzerinde küçük değişiklikler yaparak bir farklılık olsun istedim. Kenar bölümlerine burgu örgü kattım. Böyle şık bir model oldu. Modele 32 ilmekle ön parçaları örerek başladım. Sonrasında arka parçayı ördüm. Dikişlerini yapıp yaka bölümünü ördüm. Sonrasında bağcık ve pomponları ekledim. Verdiğim sayıya ikişer ilmek ekleyerek istediğiniz yaşa uygun örebilirsiniz. Her yaşa 2 ilmek ekleyin. Yalnız kenardaki ve omuz bölümündeki haroşa sırasını da uzatmayı unutmayın lütfen. İp olarak Alize Baby Best kullandım. Yaka bölümündeki ip ise Kartopu Baby Moon. Siz isterseniz Kartopu ana kuzusu veya Himalaya topi ile de örebilirsiniz. 4 numara şişli ördüm. Bağcık bölümünde ise 3,5 numara tığ kullandım. Şöyle bir ölçülerini de vereyim. En olarak 28 santim. Orta bölümden yakadan itibaren de 32 santim. Model çok kolay örülebilen bir model. Bir önceki videomda bu modelin bot patiğinin anlatımını yapmıştım. Siz de birlikte örerek güzel bir takım oluşturabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Yapımına başlayalım. Şişim 4 numara. İpim Alize Baby Best. Ön parçadan başlıyoruz. Şişimize 32 ilmek atıyoruz. Şişimi 32 ilmek attım. Bir sırada haroşa örerek geldim. Şimdi modelin kurulumunu yapacağım. Burada modelde gösterdiğim gibi düğme bandı dediğimiz bölümde burgu yapacağız. Şimdi ilk olarak burgunun kurulumunu yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. Hemen yanındaki 2 ilmeği de ters örüyorum. Buradaki 8 ilmek burgu bölümünü devam ettireceğimiz ilmekler. Şimdi 4 tane de 2, 3, 4 ilmek daha ördüm. Haroşa örgümü çevirdim. Şimdi burada ilk ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Geri dönüyorum. 2, 3, 4 ilmeğimi haroşa olan 4 ilmeğimi ördüm. 2 de düz tarafta ters yüzde 2 düzümü de örüyorum. Burgum için olan 4 düz, arkada 4 ters olan ilmekleri de örüyorum ve 2 düz. Şimdi tekrar örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden şişimi aldım. İkinciyi ters örüyorum.
Bu sırada da yine 400 ilmeği örüyorum. 2 ters. Dört tane haroşam vardı. Onları da örüyorum. Bu tarafta sol şişimde kalan ilmeklerden iki tanesini örüp tekrar örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Altı tane haroşam oldu. Ördüm. Yine tekrar burgu bölümünü örüyorum. İlmek yönüne doğru. Çevirdim. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. Şimdi burada burgumu yapıyorum. İki ilmeği boşa çıkardım. İki ilmeği diğer şişe aktardım. Tekrar boşa çıkardığım ilmekleri sol şişime aldım. Sağ şişimdeki ilmekleri de tekrar sol şişime alıyorum ve birlikte 4 ilmeği düz örüyorum. Yanında 2 ilmeğim ters, onları da ördüm. Haroşama devam ediyorum. Yine 2 ilmek sol şişimden alıyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizin yönüne doğru tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Düz yüze geçtim tekrar. Burgu bölümünü örüyorum. Yine sol şişten 2 tane ilmek sağ şişime katıyorum, çeviriyorum. Çevirdim örgümü. Yine 2 tane ilmek kattım, çevirdim. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyoruz ki burada delikler oluşmasın diye. Şimdi burgumuzu yenileyeceğiz. Şu arkadan
Kaç sıra örmüşüm bakalım. 2, 4, 5. 5 sırada bir de burgumuzu yapacağız. Şimdi bu sırada tekrar yapıyorum. Yine aynı şekilde ilmekleri boşa çıkarıyorum. Diğer ilmekleri sol şişimi alıyorum, boşa çıkardıklarımı. Sağ şişimi aldığımda tekrar sol şişe aktarıyorum ve birlikte örüyorum. İki tersimizi örüyoruz. Şimdi yine iki tane ilmek kattım. Örgümü çevirdim. Bu şekilde arkadaşlar 5 sırada bir burgumuzu yapalım. Burada ta en son 2 ilmek kalana kadar her ön yüzde 2 ilmek katarak örgümüze devam edelim. En sonki ilmeği de alıp ilmekleri bu ilmek katma işlemini tamamlayalım. Sonrasında örgümüze devam edelim. Tüm ilmekleri her ön sırada ikişer tane ekleyerek tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kavis oluştu. Şimdi burada örgümüzün devamında bu bölümü haroşa olarak devam edeceğiz. Burada da burgumuzu yapacağız. 5 sırada bir burgumuzu yapalım. Örgümüzü biraz ilerletelim, devam edelim. Örgümü ilerlettim. Bu kenardan sayacak olursak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 haroşa sırası. Buradan itibaren ördüm. Şimdi kol oyuntusuna başlayacağım. Bir sıra ön yüzde geldim. Şimdi arka yüzdeyim. Bu kenarda 6 ilmek artırma yapıyoruz. Ve 6. Şimdi burada ilk 2 ilmeği düz örüyoruz. Diğer 4 ilmeği de ters örüyoruz. Burada da bir burgu başlatacağız. Çünkü ilmek düz, 4 ilmek ters. Şimdi burada bir ilmek düz ördüm ve bu şekilde içten girerek bir ilmek de kestim. Onu da düz örerek bir ilmek de eksilttim. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm.
4 ilmeği de düz örüyorum. 2 ilmeği de ters. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi düz ördüm. 4 ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek düz ve bir ilmek daha kesiyorum. Örgümü çevirdim. İki ilmek ters. Şimdi burada burgumu yapıyorum. Yine 2 ilmeğimi örüyorum. 4 ilmek ters. Bir ilmek örüp 3. kesme işlemini yapıyorum. Çeviriyorum örgümü. Çevirdim. Ters taraftayım. Dördüncü kez kesiyorum. Çevirdim. Burgumuzu 5 sıra aralıklı yapıyorduk. Şimdi yine ikinci kez yapalım. Bu sırada beşinci kez kesiyorum, tekrar çeviriyorum. Ve altıncı sefer kestim. Şimdi burada artık buradan devam edelim. Altıncıdan sonra birkaç seferde gidip gelirken keselim. Şimdi düz yüzü tamamlayayım. Arka tarafta yine kesme işlemini yapalım. Ters taraftayım. Örerek geldim ve 7. kez kesiyorum. Örgüme devam ediyorum.
Bir kez daha örüp geleyim. Bir kez daha keselim. Tekrar ters yüzdeyim. Ve 8. kez kesiyorum. Ön yüze geçelim. Düz yüze geçtim. Bir sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar 8 ilmek kestik kol altında. Artık kol altında kesme yapmıyoruz. Şimdi ben 4 haroşa sırası kadar öreceğim. Sonrasında yaka için yakamızı ilmekleri keserek oymaya başlayacağız. Koldaki kesme işlemi bittikten sonra 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Şimdi yaka oyuntusuna başlayacağım. Buradaki burgu bölümünün ilmeklerini kapatıyorum. Altı ilmeği bu şekilde kestim. Şimdi buradan itibaren öreceğiz. Her sıra başında yaka tarafından bir ilmek keseceğiz. Bu sırayı tamamlayıp devam edelim. Tekrar ön yüze geçtim. İlk seferde 6 ilmeği kesmiştik. Şimdi 1 ilmek daha kesiyoruz. Örgümüze devam edelim. Ön yüzdeyim. Tekrar bir ilmek daha kesiyorum. Örgüme devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar her ön yüzde birer ilmek kesiyoruz. Şişimizde 18 ilmek kalana kadar sonrasında devam edelim. Şişimde 18 ilmek kalana kadar ilmeklerimi kestim. Artık bundan sonra bir kesme yapmıyoruz. 4 haroşa sırası da örüp ilmeklerimizi kapatacağız. 4 sıra ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatacağım. Bu şekilde iki ilmeği birlikte örerek ilmeklerimizi kapatıyoruz.
ipimi biraz uzunca kesiyorum. Ve yeleğimizin sağ önü tamam arkadaşlar. Şimdi sol önüne geçelim.